Haftanın spor magazin olaylarını konuştuğumuz Nesine Mege, hepiniz hoş geldiniz. Bugün evden yayın yapıyorum. Milli aradan biz de yararlandık diyelim. Bu haftada dolu doluyum. Çok güzel, çok sıcak haberlerim var sizlere. Hazır mıyız? İlk haberimize başlıyoruz. Çok taze bir haberle başlıyorum. Dün gece Netflix'te yayına girdi. Beklenen bir belgeseldi. Ronaldo'nun 5 yıllık kız arkadaşı, çocuklarının annesi Georgina Rodriguez'in hayatı bir reality diziye dönüştü. Ronaldo'yla nasıl tanıştılar, günlük hayatları nasıl gidiyor, nasıl bir hayatı var, biraz onunla ilgili bizlere ipucu veriyor. İlk bölüm, ikinci bölüme kadar biraz merak edilenleri açıkçası verdi ama biraz sıkıldım ben. Çünkü neden? 2000'li yıllarda o müthiş ikonlara denk gelmiş bir neslin parçasıyım. Evet, Victoria David Beckham çiftinden bahsediyorum. Georgina'nın biraz böyle modayla olan ilişkisi, biraz ne derler, ikonlaştırılmasına dair bir PR çalışması olarak nitelendiriyorum. Sıkıldığım bölümler olduğu için devamını getirmedim. Spoiler da vermek istemiyorum ama nasıl tanıştıklarına dair güzel bir bölüm vardı. Georgina bir satış danışmanı Gucci'de. O sırada o gün arkadaşının işi çıkıyor ve onun yerine Georgina gidiyor. Gece geç saatte gelen müşteri Ronaldo olunca böyle bir heyecan, bir ilk görüşte aşk ve oradaki durum anlatılıyor. Yani açıkçası güzel bir aile tablosu çizdiklerini düşünüyorum ama bazılarında böyle hani ikon olmaya yönelik kumaş yoktur ya hani. Yani ne olursa olsun olmaz derler ya, bence Georgina onlardan bir tanesi. Yani o Victoria Beckham kumaşını çok göremedim. Güzel bir PR çalışması olmuş. Üçüncü bölümü izler miyim zannetmiyorum. Georgina ile tek ortak noktamız, belgeseli izlediğimde fark ettim, Avrupa Şampiyonası'ndaki rotalarımız olmuş. Budapeşte'den Sevilla'ya geçişi, oradaki maçlar, atmosferler, tek bir farkla. Yani o özel jetiyle maçlara gidiyordu. Ben havalimanı dolaşıyordum. Diyelim onlara da bol çocuklu nice güzel yıllara. Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig'e transfer ettiği, daha doğrusu kiralık olarak verdiği Ozan Tufan'dan bir haberimiz var. Ozan baba olmuş. Evet. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Rojin Haspolat'la dünya evine girmişti. İngiltere'de baba olmanın heyecanını sosyal medyadan paylaştığı bu güzel görselle duyurmuş. Biz de Aren Kuzey'e güzel, sağlıklı bir ömür diliyoruz. Bir futbolcu olsaydım ve sakatlansaydım kesinlikle böyle bir tedavi yöntemi bana göre olmayabilirdi. Gerçi futbolcu olmama da gerek yok. Bu tedavi yöntemi kesinlikle benlik değil. Çünkü ben sıcak ortamları fazlasıyla seven bir insanım. Soğuğu sevmiyorum ama José de Souza'nın bu tedavi yöntemi oldukça işe yarıyormuş. Kriyoterapi, yani eksi derecelerden faydalanma yöntemi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi de üşüdüm. Haftanın en takdir ettiğim haberini sizlerle paylaşıyorum. Yani gerçekten bir futbolcudan beklentim nedir biliyor musunuz? Güzel bir performans sergilemesi, kendini geliştirmesi, transfer olduğu ülkede kendine bir şeyler katıyor olması. Sadece yeşil sahada değil. Merih Demiral bu hafta içinde bir İtalyanca röportaj verdi. O kadar akıcı, o kadar güzel bir şekilde kendisini ifade etti ki işte bu dedim. Bir futbolcudan beklediğim şeylerden bir tanesi. Kendini hem yeşil sahada hem de günlük hayatta geliştiriyor olması. Tebrik ediyoruz Merih seni. Geçtiğimiz hafta yurtta büyük bir coşku vardı. Kuşkusuz. Kar yağışıyla birlikte hakikaten böyle içimizdeki çocuğu bir kez daha çıkarmış olduk. Yani elbette olumsuz hava koşulları sebebiyle mağdur olan vatandaşlarımız oldu. Biz biraz daha renkli tarafını sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle o kadar güzel bir video akışımıza düştü ki. Artistik buz pateni milli sporcumuz İklim Şentun'a Çıldır Gölü üzerinde adeta bizi çıldırttı. Evet, tam anlamıyla öyleydi. Görsel olarak o kadar güzel dakikalar yaşattı ki bize. Şimdi kimseyi suçlamak istemiyorum elbette. İlgi alanı buz pateni olmayabilir. Ama kendisinin o kadar güzel bir PR'ı oldu ki bu video sayesinde birçok kişi onu tanımış oldu. Yazın Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya gelirken Eriksen'in kalp krizini hatırlıyorsunuzdur değerli izleyenler.
Inter'de oynuyordu o sırada. Kurallar gereği Inter'le Eriksen'in yolları ayrıldı. Eriksen bir süredir yeşil sahalarda değildi. Güzel haber hafta içi geldi. Eriksen Ajax'ın genç takımıyla antrenmanlara başladı. Bir takım buluncaya kadar antrenmanları onlarla birlikte sürdüreceğini söyledi. Biliyoruz futbol bir tutku ama Eriksen'e her şeyin başı sağlık demek istiyoruz. Aktif futbol hayatını sağlıklı sürdüreceği yıllar diliyoruz. Ve bu haberimizle birlikte Nesine Meg'in bu haftalık sonuna geldik. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.